Şu anda vatandaşın tepkisi ve demokrasi nöbeti devam ediyor. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de burada, Vatan Caddesi'ndeyiz. Efendim önce yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Saatlerdir hem sizin hem de halkın burada demokrasi nöbeti ve demokrasi bayramı kutlamaları devam ediyor. Ve sabaha kadar da burada kalacağınızı söylediniz. Buradaki coşkuyu bir de sizden dinlemek istiyorum. Biz günlerdir buradayız. 17 ve 15 Temmuz akşamından şu ana kadar bu Vatan Caddesi gördüğünüz gibi kalabalık. İnsanlar demin konuşurken vatanımız için, milletimiz için, reisimiz için buradayız diyorlar. Sloganları bu. Burası son derece önemli. İstanbul açısından, Türkiye açısından son derece önemli. Bakın, paralelin tankları buraya giremedi. Vatanın girişinden önü kapatıldı. Belediyenin alt tarafından önü kapatıldı. Ve buraya giremediler. Çok stratejik bir yerde Emniyet Müdürlüğü'nün burada olması münasebetiyle. Aslında burada milletin devletine sahip çıktığı en önemli noktalardan bir tanesi. Bir şey daha söyleyeyim. 1961 yılında rahmetli Menderes'in idamından bu yana anadan oğlu kıza, babadan oğula bir acı vardı. Adeta miras geçer gibi bir acı vardı ve bu acı insanların gözyaşlarını içine akıtan bir acıydı. 17-15 Temmuz'da bu acıyı insanlar sevince çevirdiler. Yani tarihin gidişatını değiştirdiler. Ve bugün Cumhurbaşkanımızın bir talimatı oldu, biliyorsunuz. Bir hafta buralardan ayrılmayacaksınız dedi. Şimdi bu insanlarımız bir hafta biz burada, onlar burada olacaklar, biz de onların hizmetinde olacağız. Ben dün akşam şehitleri ziyaret ettim. Bugün cenazelerimiz vardı. Öğleden sonra cenazeleri bittikten sonra öğleden sonra tekrar şehitleri ziyaret ettim. Bakın Ayvansaray'da Tolga sakallı ermiş derviş bir adam. Oğlu Tolga için dedi ki Tarkan Bey. Oğlu Tolga için dedi vatan sağ olsun dedi. Şimdi bu insanlar kendi öz evlatlarını, canlarını, ciğerlerini bu toprağa feda ederken, şehit verirken bütün derinliklere, bütün yürekleriyle feda olsun diyorlar. Biz bugün yine Atika Hanım var. 33 yaşında ve bütün geçimini sağlayan tek evlatları var ama yanında kocası yok, kimsesi yok. Oğlu Ömer için vatan sağ olsun, milletimiz sağ olsun dedi. Ben bugün hastaneleri ziyaret ettim. Bizim işte Haseki Hastanesi'ne gittim. Bezmi Alem Valide Sultan Hastanesi'ne gittim. Oraya giderken aslında onların acısını paylaşmak için gittim. Gazilerimizi ziyaret ederken. Ama inanın onlardan moral buldum diyebilirim. Bu kadar vakur nasıl olabilir insanlar? Bu kadar fedakar nasıl olabilir? Kendisini ziyarete gelen insana arkanızdayız, Cumhurbaşkanımıza söyleyin, dik dursun arkasındayız diyen insanlar bunlar. Ve her tarafından yaralanmışlar bunlar. Yani o paralel juntanın haşhaşileri tarafından silahla taranmış insanlar bunlar. Kalksak yine aynı mücadelemize devam edeceğiz diyen insanlar. Bu millete artık kimsenin karşı duracağına inanmıyorum. Sadece kendi ülkemiz için değil, mazlum, mağdur, ümidi tükenmiş insanlar için de bu büyük ümit oldu artık. Böyle tam her şeyin en kötü duruma gittiği zamanda bu millet bütün ümmetin, bütün insanlığın içerisindeki umudu yeşertti. İşte görüyorsunuz sabahtan akşama kadar, sabahlara kadar insanlar buralarda. Bir şey daha dikkatimi çekeyim. Bakın bu insanlar, bizim bu milletimiz, aziz Türk milleti. Havaalanını biliyorsunuz paralel juntacılardan temizledi. Havaalanında hiçbir şey yoktu. Sadece insanlarımız havaalanına girdiler. O dünyanın en güzel havaalanına girdiler, dolaştılar ve bir tek havaalanındaki çiçeğin yaprağını bile kopamadan geri döndüler. Bu asalet başka bir şey. Bakın gelin dolaşalım yine. Bütün bu orta alanlarda, yeşil alanlarda insanlar yatıyorlar. Sabaha kadar yatıyorlar zaten. Ama yanı başındaki şeyi de muhafaza ediyorlar. Siz, vatan da bizim, millet de bizim, ülkenin geleceği de bizim. Ya biz bunları ancak yaşayarak görebiliyoruz. Burada bir tarih yazılıyor. Dün de söyledim. Tarih yazılırken kimse farkına varamaz. Ama tarihi yazanların çocukları, torunları, ecdadın yazdıklarını torunlar okur. Bu ben kendimi bu anlamda mutlu bir insan. Bu ülkenin mutlu bir evladı. Bu milletin mutlu bir evladı olarak kabul ediyorum. Mevlam
İyi ki de gösterdi Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Bu insanları zaten biz onların hizmetkarıydık. Biz zaten onlar için her şeyi yapıyorduk. Ama bunu böyle bir şeyle karşılaşmak sadece bizi değil bütün dünyayı şaşırttı şu anda. Yapılacak şey bir daha tekrar böyle bir şeyin olmamasının önüne geçmektir. Bu milletin iradesine karşı hiçbir şeyin olmayacağını herkesin her şeyini bilmesi gerekir. Zaman o zaman. Zaman barışma, kucaklaşma zamanıdır. Düşüncesi ne olursa olsun, partisi ne olursa olsun herkesi bir araya toparlayıp bu ülkenin geleceğini Recep Tayyip ve Erdoğan liderliğinde çizme zamanı. Teşekkür ediyoruz hepinize. Allah razı olsun hepinize. Zaten efendim böyle bir günün partisi, ideolojisi olmaz. Bütün halk, milli irade bir araya geldi ve inanılır gibi olmayan bir birlik var burada. Buradaki birlik hakkında neler söylemek istersin? Şimdi dolaşalım. Toplumun her kesimden insanlar var burada. Yani aklınızın alabileceği herkes. Bir de şöyle bir şey. Bastonlu 75 yaşında teyze görüyorum. Elindeki bastonlu tankı durdurmaya çalışıyor. Kadın kucağında 1 yaşında bebeğiyle yola çıkmış geliyor. Öyle bir çocuk oyuncu değil. Bir taraftan insanlar şehit olurken öbür taraftan kadın kendi çocuğuyla alıp geliyor buraya. Şimdi bu çok önemli bir şey. Gördük paletlerin önüne kendisini koyuyor, vücudunu koyuyor bu. Öyle şeylerin üzerine çıkmadan öte. Adam belki hayatında bir tane arabası var. Onu da tankın önüne atıp bırakıp gidiyor. Olacak şey değil mi? Onun için bu birlikteliği inşallah bir araya gelmiş bu birlikteliği ülkenin menfaati için bir çimento kabul edip geleceğimizi çizmenin tam zamanı diye düşünüyorum. Gazilerimizin yanına gittiğinizde neler hissettiniz? Gazilerimizin yanına gittiğinizde. Ben gazileri acılarını paylaşmak için, sıkıntılarını paylaşmak için yapabileceğimiz bir şey varsa onların evinde olmak için gittim. Ama inanın onlardan moral buldum. Bakın esnafı var. Kur'an kursu öğrencisi var. Üniversite öğrencisi var. İşçisi var, patronu var. Bunların hepsi var orada. Toplumun her kesimden insan. Kadınlar var, gazi kadın. Açık bir kadın var, kapalı bir kadın var. Ve bunlar yan yana yatıyorlar. Neticede bunların hepsi orada. Ve ben onlardan bu ülkenin geleceği için ümitle döndüm. Yani onların sıkıntılarını paylaşmaya giderken, varsa herhangi bir dertlerini paylaşmaya giderken, bu ülkenin, bu devletin işte acizane bir belediye başkanı olarak giderken onlar beni bu ülkenin evladı olmanın ne kadar mutluluk vereceğini gösterdiler. Efendim yabancı uyruklu vatandaşlar Fatih Belediyesi'nde çok fazla var ve bugün çoğunu Türk bayraklarıyla, Türkiye bayrağı baskılı tişörtlerle gördük. Onları burada görmek sizden neresi? Pankart, kağıt kartonlara yazı yazmışlar. Biz sizi anlıyoruz işte vatanımızdan olduk. Sizinle beraberiz. Türk Bayrakları birlikte bizimle beraberdir. Aslında işte umut dedim ya, dünyanın umudu dedim ya. Yani bu belki çok daha önce olsaydı Orta Doğu'daki ülkeleri çok daha farklı olur diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonrası için. Sadece Orta Doğu değil. Dünyanın neresinde antidemokratik bir şey varsa, dünyanın neresinde junta varsa, dünyanın neresinde işte milletin iradesinin önüne geçme varsa, Allah'ın izniyle Türk milletinin yaptığı bu çalışma, geleceğine, milletine, devletine, evladına sahip çıktığı bu olağanüstü heyecan inşallah hepsine de örnek olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Çok Allah razı olsun. Var olun. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir bizlerle birlikteydi. Vatandaşın buradaki coşkusu devam ediyor. Başkan Demir de sabaha kadar hatta bir hafta boyunca burada izledi ve vatandaşlar da buradalar. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz yeniden merkezde.